Selçuk süratli hareket edebilirse tehlike. Top hala Selçuk'ta, cezanın içerisinde. Top onların dışında ve hakem Hallat Alık bir kez daha penaltı noktasına gidiyor. Necati'nin topa yapmış olduğu müdahalede hakem Halil Atalık, Selçuk'un yere indiği pozisyonda penaltı kararı veriyor. Şimdi bir penaltı da Trabzonspor'a. Karşılaşmanın 14. dakikasından çıkılıyor. Selçuk topun arkasında, topa geliyor. Atışını yapıyor topağlarda, gol. Ve Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor Trabzonspor karşısında. 14. dakikada Selçuk'un penaltı golüyle. Cemil. Kaleci Yaşar, kale boş. Mustafa gol durumunda, yandan dışarı atıyor topu. %100 bir gollük pozisyondan Trabzonspor yararlanamıyor. Kalesini terk eden Yaşar topu kontrolü altına alamadı. Osman'ın olduğu noktaya doğru Necati kafayla karşıladı topu. Güngör'e, Güngör'den Cemil'e. Cemil ileri doğru attı topu, döndü Müjdat'tan. Şimdi alan futbolcu Önder Erdoğan. Boş alanda Osman. Sağ tarafta hareketlendi. Offside yok. Gol tehlikesi Trabzonspor kalesinde. Orada çevrildi. Selçuk vurursa gol olur ve gol. Ve gol ve gol. Güzel bir atak. Ve güzel bir gol. Selçuk. Topu kazandırdı birden Fenerbahçeli Osman'a. Birebir durumda Osman. Osman rakibinin sağ tarafından Selçuk'a topu attı. Selçuk da hala ceza sahasının dışında. Selçuk ortasını yapabilecek mi? Selçuk ortasını şimdi yaptı. Şenol elinden kaçırdı. Osman dönerek vurabilecek. Vuramıyor ve defans tehlikeyi uzaklaştırıyor. Turgay orta hazırlığı içerisinde topu kaldırdı. Eliyle müdahale vardı. Hakem avantaja bıraktı. Topu hala Turgay'da. Sol tarafta boş Osman. Onu Cemil'in önüne attı. Offside yok. Cemil ortasını yapacak. Yaptı ortasını. Arka direğe doğru geliyor. Kafayı vuran futbolcu Mustafa. Fakat top son anda elle müdahale itirazları. Hakem Hallat Alık korner noktasını gösteriyor. Trabzonspor kullanıyor korner atışını. Ve hakem Halil Atalık penaltı noktasını gösteriyor zannediyorum. Evet. Ceza alanı içerisinde, kale sahasının hemen dışında Mustafa'ya yapılan harekete şöyle bir 10 saniye kadar düşündü ve penaltı noktasını gösterdi. Maçın 56. dakikası değerli seyirciler. 2-1 yenik durumdaki, 2-0 yenik durumdaki Trabzonspor şu anda Fenerbahçe kalesine bir penaltı kullanma hazırlığı içerisinde. Skorun 2-1 olması muhtemel. Topa vuran futbolcu Bahattin ve durum 2-1. Osman, Fenerbahçe'nin Osman'ı, topu Arif'e. Osman, tekrar Arif. 1'e 2'ye durumda, gol tehlikesi. Selçuk da ceza sahasına girdi. Selçuk vurdu ve topu ağlara yollayan bu golcü Arif oldu ama offside. Offside. Arif offside pozisyonunda. Arif o topa atak yapmasa, Arif o topa atak yapmasa top ağlara gitmiş, korunmuş olacak ama Arif topa son dokunan futbolcu da offside. İskender. Metin. Metin. Şut atıyor kaleci Yaşar. İskender. Arif Aslan. Selçuk'un önüne doğru yine uzun bir top. Bahattin geride kaldı. Birebir durumda. Selçuk ceza sahasına daldı. Selçuk gol durumunda ve gol. Selçuk günün yıldızı değerli dinleyiciler. Değerli seyirciler. Selçuk günün yıldızı. Karşılaşmanın ikinci yarısının 25. dakikası. Fenerbahçe 3-1 önde. Turgay kullandı serbest atışı. Kafayı vurdu Levent, kaleci Yaşar. Trabzonspor şimdi Bahattin'le ön tarafa. Ama Bahattin ön tarafa çıktığı zamanlarda geri dönmekte zorluk çekiyor. Ve Selçuk'un işi kolaylaşıyor. İşte onlardan biri daha. Sağ tarafta Arif boş durumda. Turgay Selçuk'u marke etmek için içeri doğru geldi. Savunmanın sağ tarafı boşaldı. Oraya doğru bir orta şimdi. Özcan kurtardı. Gol tehlikesi, şut. Kaleci Şenol'da. Arif tek başına ceza sahasına girdi. Bir gol tehlikesi daha. Kaldırırsa arkaya gol olur. Atmıyor. Top hala kendisinde, geriye. Şut ve gol. Özcan. Özcan. Özcan.
Bir büyük takım Trabzonspor bu kadar kolay gol yememeliydi diyenler kuşkusuz fazla. Ama Fenerbahçe öylesine rahat hareketler yapıyor ki. Halil Atalık, Trabzonsporlu Mustafa ve kırmızı kart. Metin sağ taraftan ortasını yaptı. Mustafa ayak koydu ve gol. Gol atan Levent. Karşılaşmanın bizim saatimize göre bitimine evet 5 dakika var. Dakika 85. Gol Levent. Trabzonspor durumu 4-2 yapıyor. Hakem Halil Atalık da saatine bakıyor. 14. dakikada Selçuk'un attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe. 43. dakikada Selçuk'la durumu 2-0 yaptı. Evet, karşılaşmanın hakemi Halil Atalık 90 dakikayı bitiriyor.